İyi günler sanatseverler. İkinci teslip dersimizde basit yaprakları yani tomurcuk yaprakları çalışacağız. Yine çalışmalarımızdan örnek numuneleri sizlere sunmak istedim. Basit yapraklarımız temel yapraklardır. Ve çalışmamızda orijinal bir serlevhamızda hemen dalımızla birlikte bütünleşen basit yaprağımızı görelim. Bakın. Dalla birlikte genellikle bütünlük şeklinde çalışılır basit yapraklar, tomurcuk yapraklar. Bakın dalla birlikte kullanacağımız yaprak bu. Geçen dersimizde ne öğrenmiştik? Damla yaprağı. Şimdi basit tomurcuk yaprakları öğreneceğiz. Sonra da en temel olan başlangıç yaprağımızla devam edeceğiz. Basit tomurcuk yaprak dalla birlikte hareket eder ve daldan ayrılmaz. O yüzden dalın yönü ne tarafa ise yaprağın sırtı dala döner. Hemen bir örnek daha yapalım. Gördüğünüz gibi bu damar yaprağın içinde kalır, sırtında kalır. Dönüşler ne kadar kavisli olursa yapraklarda o kadar estetik olur. Tomurcuk yaprağı seri bir şekilde çizmeye elimizi alıştırdıktan sonra her zaman farkındaysanız dalla iç içe ve onun yönüne estetik dönüşler yaparak devam eden bir yaprak. Basit yaprak ise aynı yaprağın sağlı sollu en temel yaprağı olup bakın damar ortadan geçmeye başlar. O yüzden diğerine tomurcuk yaprak derken yani şuradan devam ederken bakın dalla birlikte buradan devam ederken tomurcuk yaprak derken basit yaprağımız merkezden geçen bir damar ile bizlere sunulmuş olur. Çizimde eğer çizgiyi yakalayamıyor isek ilk önce noktalama işaretleriyle çizecek olduğumuz yaprağı ve yönünü tayin edip daha sonra çizerseniz bu da size kolaylık sağlar. Derslerimde her zaman kolay bir yönünü de sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakın ilk önce noktalama işaretlerini yaptım. Sonra basit yaprağımı döndüm. Ne yöne yapacak isem bir oval oluşturdum ve ortasında damar ve basit yaprağımı döndüm. Bu basit yaprak daha sonra güneşe yön dönecek. Yani ortadan gelip güneşe kıvrılacak. Bu kıvrılmalar teslip sanatımızda bizlere estetik verecek. Yine bir başka çalışmada karnından dönelim. Burada yaprak güneşe kıvrılıp yön değiştiriyor. Güneşe yüzünü çeviriyor ve desenimizde de bizlere estetik veriyor. Basit yaprağımızı çiziyoruz. Yine noktalama işaretleriyle sizlere çalışmaya devam edeyim. Bir basit yaprak çizdik. Merkezden damar gelen. Hemen basit yaprağımı çizdim. Ne yapıyorum? Kıvrıldım. Ucunu kırdım yaprağın. Bu estetik dönüş tam şu tepede sıfır olmadıkça o estetiği veremezsiniz. O yüzden çalıştığınızda yaprak dönüşlerini sıfır, ucda sıfır çevirmeye çalışın. Aynı yaprağı bakın şimdi esle çevirdim. Yaptığım aslında iki ayrı yaprak fark ederseniz. İki ayrı yaprağı birleştirmiş oldum. Ama estetik olarak ne yaptım? Çevirdim. Zamanla
Tüm çalışmalarımızda estetiği yakalamaya çalışacağımız için nüanslar önemli. Tekrar basit bir yaprak çiziyorum. Bakın, buradan kırıyorum, bunu da görün. Buradan kırıyorum, bunu da görün. Yani birini tabii ki kullanacaksınız. Her dönüşten bir estetik yakalayabilirsiniz. Hemen S'i çizelim tekrar. Ne yaptım? Bakın, aslında burada bitiyor. Burada sıfırladığınız zaman şuradaki sıfırı güzel yakalarsanız, bakın, iç bükey, dış bükey. Bunu yakaladığınız zaman yaprağınızdaki estetiği görüyorsunuz. Basit yaprağın içerisine giren çalışmayı yaptık. Ve üçüncü basit yaprağımız olan hemen yine dalları çizerek size onu çalışacağım. İç bükey, dış bükey. İç bükey, dış bükey. İç bükey, dış bükey. Bakın şurada bir S var. Aynısını karşılığına yaparsınız. Bu. Merkezsel çizdiğim zaman daha net anlaşılıyor. Bir kaş dönüşü gibi. Tek tarafı esli yapraklar. Elinizin çok çalışması gereken yapraklar. Çünkü bunu biraz oturtmanız zor olacaktır. Yalnız bu basit yapraklardan sonra bu esli, yani karnı iç bükey dış bükey dönen yapraklar oldukça fazla kullanılacak. Bunun için bir örnek gösterebilirim size. Sola doğru döndüm, sağa doğru döndüm ve basit yaprakla bitirdim. Bakın, daha sonra dilimli yapraklara dönüşecek. O yüzden bu esli yapraklarımızı çok kullanacağız. Eğer çizemez iseniz dik bir doğru çizin ve ona kaş yapar gibi yapıp kıvırın. İç bükey, dış bükey. Tekrar çalışalım. Evet, daha sonra bu gonca gülümüzün çanak yapraklarına dönüşecek. Bu atış temel bir atış. Elimizi boş karalama yaparken alıştırırsak bu dönüşlere, çizimleriniz zamanı daha da güzelleşir. Sırayla hepsinden birer örnek yapalım. Damla yaprak, sağlı sollu, tomurcuk, dalla bütünleşmiş olan basit yaprağımız, ve damarı merkezsel olan basit yaprağımız ve S biçimindeki dönüşlerle basit yaprağımız. Temel yapraklarımızı çizmiş olduk. Bu kağıtta damla yaprağımız, tomurcuk yaprağımız, başlangıç yaprak olan basit yaprağımız ve basit yaprağımızın güneşe dönmüş ucları, yine bir basit yaprak kırılması, S şeklindeki dönüş yapan tek taraflı basit yaprak. Evet arkadaşlar, anlattığımız çalışmaları mümkün olduğunca örnekleriyle de göstermek istiyorum sizlere. Basit bir ajanda ve günlük çalışmasında tomurcuk damla yapraklarımızın yerlerini uyguladım. Dalla hiç kopmadan bir bütünlük halinde dönüşlerini görüyorsunuz. Bakın, bir önceki dersteki yaprağımızı da, damla yaprağımızı da uyguladım. Tomurcuk yaprağımız da burada. Genel olarak derslerimizde bir önceki dersin tekrarını da yapıp bir çalışmada bütünleştirmeye özen gösteriyorum. Hemen bugünkü yaprağımızı yine sizin için bir kere daha çalışayım. Basit yaprak çalışalım. Yönü hiç önemli değildir çizgilerinizde. Nasıl istiyorsanız damar çizip yaprağınızı yapmak daha rahat ise öyle yapabilirsiniz. Yönü çizip tayin edip yaprağınızı çizebilirsiniz.
sağdan sola, yukarıdan aşağıya çizgiyi nasıl başlamak istiyorsanız, eliniz nasıl rahat istiyorsa, kavisleniyorsa o şekilde devam edin. Yani çizerken yukarıdan mı başlayayım, aşağıdan mı başlayayım diye bir kasma yaşamayın bileğinizde. Her zamanki gibi uyguladığımız yaprakları orijinal yazma eserde görelim. Bakın, tomurcuklu dalla birlikte bütünleşmiş olan yaprağımız, damla yaprağımız, basit tomurcuk yaprağımız. Bakın, damarı dalla birlikte dönüş yapıp sırtından devam ediyor. Aynı yapraklarımızı tekrar tekrar görüyoruz. Diğer bir el yazmasında bakın, damla yapraklar ve basit tomurcuklu yaprakları görüyoruz. Hemen bir sel levhamızda biraz daha sizin için detaya girebilirim. Basit tomurcuk yapraklarımız, bazen bu basit tomurcuk yapraklarımız goncagül gibi, altın üzerinde ise renk verilerek uygulanabiliyor. Bakın, burada kırmızı, burada mavi olarak aslında gördüğümüz tomurcuk yapraklar. Yine bir orijinal çalışmada hemen o yaprakları görelim. Dalla birlikte bütünlük kazanmış şekilde dönüyor. Bakın, dalla yaptığımız kavisli dönüşlü yaprağımız, her iki taraflı ve en net şekilde şurada görebilirsiniz, sırtı dönmüş şekilde ortağı kavisli yaprağımız. Yine bir orijinal çalışmada dal ile tam bir dönüş yapmış. Zemin yeşil sarı altınken kendisi yeşil altın olan tomurcuk içi damarlı yapraklarımız. Yazma eserlerimizde yapraklarımızın uygulanışını gördükten sonra bu es yaprağımıza çalışmanızı tekrar öneriyorum. Çünkü biraz zordur. Biraz şu esi çizmek, iç bükeyi, dış bükeyi çizmek biraz zordur. O yüzden tek sayfa hazırladım sizlere. Tekrar tekrar sizlere döküman da kalsın. Araştırmalarınızda da, dinlemelerinizde de yol göstersin istiyorum. Bakın, dışa doğru dönüşü ve içe doğru dönüşlerini görüyorsunuz. Hemen bir dal üzerinde de basit bir örneğini, uygulanış örneğini gösterdim. Dala sırt dönüyor. Lütfen onu özellikle atlamayın. Yani sırt dönsün dalınıza. Şu açı çok önemli. Diğer türlü estetik olmaz. Dala sırt dönmesine yaprağın özen gösterin. Bu helezonda da o yüzden sizlere gösteriyorum. Yaprağımız dala sırt dönsün. Yapraklarımızı çalıştık. Hemen bir border uygulamamızı göstereceğim yine size. Cetvelle milimetrik kağıdımızı tam bir karesine aldıktan sonra karemizin orta noktalarını buldum. Bu sefer es dallar değil, yarım dallar uyguluyoruz. Yarım daireler yani. Yarım daireleri bulduktan sonra yaprağınızın ne tarafa dönmesini istiyor iseniz o tarafa doğru bir tekrar çıkış yapacaksınız. Yarım bir çıkış daldan ve yaprağınızı devam ettireceksiniz aynı sırada. Basit sularımıza, bordürlerimize örnekler yapmış oluyoruz bu sayede. Hem de daha sonraki aşamalarımızda hat ile tesip arasındaki bordürlerimiz hazır hale gelecektir. Bakın, aynı su şekilde devam eden dallarımız. Merkezdeki uygulanışı gösterdim. Merkezi muhakkak sağlı sollu bir dönüş yapıp deseni bozmasın. Tomurcuk yaprağımızla basit bordürümüzü de görmüş olduk. Eğer isterseniz bunu geliştirebilirsiniz. Oradan gelirken buradan bir dönüş yapar, ikinci bir yaprağınızı oluşturursunuz.
Bunun sonu yoktur tasarımların. Her zaman ne kadar çok çalışma görürseniz o kadar fazla tasarım yaparsınız. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.